Herkese merhaba. Bu videoda güzel bir geometri sorusu çözeceğiz. Sorumuz bir alan sorusu. Verilenlere göre sarı yamuğun alanını bulmamız gerekiyor. Soruyu birazcık daha yakından tanıyalım. Sorumuzu şöyle düşünebilirsiniz. Büyük bir yamuğumuz var. Bu yamuk tabanlara paralel olacak şekilde iki doğru parçasıyla değişik alanlara ayrılmış. Kenarda, soldaki kenarda değişik parçalara ayrılmış. 4 birim, 6 birim ve 2 birim olmak üzere. Ve kırmızı yamuğun alanı verilmiş bize 24 birim kare olsun. Bu mavi yamuğun, ortada kalan mavi yamuğun alanı verilmiş 66 birim kare. Buna göre sarı yamuğun alanı nedir diye soruluyor bizden. Sorunun çözümünde üçgenlerde benzerlik ve doğrusal denklemleri kullanacağız arkadaşlar. Üçgenleri elde edelim o zaman. Bunun için sağ üst köşeden tabana bir doğru parçası çiziyorum. Olabildiğince düzgün çizmeye çalışacağım. Soldaki kenara paralel olacak şekilde. Evet. Bunlar eğer paralelse bu sol tarafta bakın paralel kenarlar ortaya çıktı. Bu paralel kenarların alanları da soldaki kenarla veya paralel kenarların tabanlarıyla doğru orantılı olacaktır. Sayılar çift olduğu için bunlar da bu şekilde orantılı yapmak için şöyle bunları ikiye bölelim. Mesela buna ikiye bölersek 1 olur. Yani buna A diyebiliriz. Bunu da ikiye bölersek 3. Yani 3A. Bunu da ikiye bölersek 4'ü ikiye bölersek 2. Yani 2A verebiliriz. Üçgenlerin alanları için farklı bir harf kullanayım. Çünkü alanlar farklı gördüğünüz gibi. S kullanabiliriz bunun içinde. Ama öncelikle şu kenarları da yazalım. 4, 6 ve 2 birimdi. Şimdi bu üçgenler yani şu kırmızı üçgen ve kırmızı ve mavinin oluşturduğu üçgen en son olarak da kırmızı, mavi ve sarının oluştuğu üçgenler birbirine benzer oluyor arkadaşlar. Bu benzerlik yardımıyla buradaki alanları da ifade edelim. Farklı bir harfle ifade edelim. Şimdi bunun için şu kenar uzunluklarından faydalanacağım. Mesela şuna S1 diyebilirsiniz. Şöyle büyük ortanca olan diyelim S2. En büyük olan da S3 olsun. S3. Şöyle. Tamam. Şimdi S1 bölü S2 kırmızı üçgenin kenar uzunluğuyla kırmızı ve mavinin oluşturduğu üçgenin kenar uzunluğunun karesiyle doğru orantılı olacaktır. Yani 4 artı 6, 10. Bunun karesiyle doğru orantılı olacaktır. Yani şöyle ikiye bölebiliriz. 2 bölü 5. Bunun karesini alacak olursak 4 bölü 25. Yani şu demek, bu şu demek oluyor. Eğer kırmızı üçgenin alanı 4 S olursa o kırmızı ve mavinin oluşturduğu alan 25 birim kare olacaktır. Yani mavi 21 S oluyor arkadaşlar. Tamam. İkisinin toplamı 25 S oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi S1 ile S3'ü karşılaştıralım. S1 bölü S3 eşittir. Bu da 4 bölü tamamı ne kadar oluyor? 4, 6, 10, 12. 12'nin karesi. 4'e bölünebiliyorlar ama o aslında şurada 2 bölü 5 almıştık. Yine 2'ye bölelim. Ondan sonra karesini alalım. 2 bölü 6'nın karesi. Yani 4 bölü 36. Şundan dolayı birinci üçgenin alanını 4S kabul ettim. Yine burada 4 olsun ki rahat işlem yapayım. Yine bu kırmızı üçgenin alanı 4S ise büyük üçgenin alanı kırmızı, mavi ve sarıdan oluşan üçgenin alanı 36S olması gerekiyor. Burası 25'ti zaten. Geriye arkadaşlar 9S kalıyor. Şimdi artık bir denklem çıktı karşıma. Bilinenleri kullanayım hemen şurada. Şu alttan devam edebiliriz. Mesela şöyle 2A ve 4S'in toplamı bana verilmişti. Hemen bakalım neydi? 24'tü. Hemen yazıyoruz. 2A artı 4S eşittir 24. İkiye bölebiliriz aslında. Ama ikinci denklemi de yazalım. Burası da 66'ydı. 3A artı 21S eşittir
66. Bu denklem sistemini çözebilirsek sarı alanı da elde edebiliriz. Neyi bulmamız gerekiyor? A artı, buna göre A artı, şöyle yapalım. A artı 9S nedir? Bunu bulmamız lazım. Tamam. Şimdi bunu ikiye böleyim. Daha rahat olsun. Yani A artı 2S eşittir 12. Bunu da 3 ile böleyim. Çünkü bunlar 3'ün katları gördüğünüz gibi. A artı 7S eşittir 66 bölü 3 22. Eğer ikinci ifadeden birinci ifadeyi çıkartırsak S değerlerini bulmuş oluruz. Yani A'dan A çıktı 0. 7S'den 2S çıkarsa 5S eşittir. 5S karışmasın. Şöyle 22'den 12 çıktı 10. Demek ki S değeri arkadaşlar 2 birim kareymiş. A'yı da bulalım. Eğer S değeri 2 ise A artı 2S eşittir 12'den A artı 2 çarpı 2 4 eşittir 12. Demek ki A'nın da değeri 8 birimmiş. 8 birim kareymiş, pardon. Şurası birim kare. Burası da birim kare. Artık ben neyi bulabilirim? Sarı alanı bulabilirim. Sarı alan arkadaşlar şöyle. A artı 9S idi. A artı 9S eşittir. A 8 birimdi. Birim kareydi. Pardon. 9S yani 9 çarpı S de 2 birim kare olduğuna göre yazalım onu da. 9 çarpı 2 veya 2 çarpı 9 eşittir. 8 artı 18 yani 26 birim kare olur arkadaşlar. Evet. Çözümümüze bakın. Gördüğünüz gibi denklem yardımıyla lineer denklem, doğrusal denklem yardımıyla ve benzerliği kullanarak ulaştık. Umarım beğenmişsinizdir. Daha sonraki soru çözüm videolarında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.